Alta merkezden çıktım. Oralarda çekim yapmadım. Çok karışıktı. Çok trafik, yoğunluk vardı. Şimdi Opet'e giriyorum. Yine küçük bir mola veriyorum. İçecek bir şeyler alacağım. Ondan sonra pedallamaya devam. Yine içimi peçeteyle koruma altına alacağım. Çok önemli bir şey. Şu anda sıkıntı. Çünkü içim terli. Evet, küçük bir alışveriş. Farklı bir çikolata yiyelim. Çok kraterli bir şey yarıyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba. 253 kilometre oldu. Bir şeyler aldım yemek için. Buradan Karacabey, ondan sonra Bandırma'ya doğru devam edeceğim. Keyiflerden de bir sorun yok. Kendimi ısıtmaya falan çalışıyorum. İkinci meyvesi içiyorum. Güzel bakboşu aldım. Yani burada 15-20 dakika, yani 20, yarım saat mola vereceğim. Evet, mola bitti. Sürmeye devam. Biraz üşüyorum. Vücudum birazdan ısınır herhalde. Kilometre attıkça vücut direnci düşüyor. 1,5 kilometrelik bir tırmanış. Karacabey 40. Pedallamaya devam. Kağıt üzerinde yapmış olduğum zamanlama buraya kadar birebir tuttu. Yani o yüzden şu anda keyifler yerinde. Peçetelerde çok iyi oldu var ya. Umarım biraz daha kururum. Gece çünkü soğuk olacak. Eğer yapabilirsem Çardağ'a kadar durmamaya çalışacağım. Ama zor. Bayağı kilometre var. Bakalım. Devam. Karacabey 30. Güzel. km. Güneş yavaş yavaş batıyor. Ama çok güzel. km. Ulubat, Karacabey 10. Hava 6 dereceye düştü. Vücut direnci de düşük. Terli haliyle etkiliyor. Yüzüme maskeyi taktım. 286 kilometre oldu. Devam. Bandırma'ya 44. 291 kilometre oldu. Birazdan hava tamamen kararacak. Ve mental savaş daha büyük olacak. Gözler daha çok yorulacak. Her şeyi daha iyi takip etmem gerekecek. Haydi bakalım. Garmin'in şarjı bitti. Daha doğrusu azaldı. Bitmeden powerbank'e bağlayacağım. Tamamdır. Şarj oluyor. Şimdi gece sürüşüne hazırlanalım. Güzel. 3 ışıkta yanıyor. Evet. Önlemimizi aldık. Evet. Bandırma 44. Adım adım gidiyoruz. Bayağı soğuk olacak şimdi. Gece sürüşümüz hayırlı uğurlu olsun. En sevdiğimiz soğuk, gece, ıssızlık. Bandırmaya doğru devam. Gece yolcularından merhaba. Saat 7:07 geçiyor. Bandırmaya kadar hep böyle olacak. O yüzden çok bir şey çekmeyi düşünmüyorum. Hava 2 derece. Yine eksileri hissediyorum giderken. O yüzden çok fazla çekim yapamayacağım. Zaten siz de bir şey göremeyeceksiniz. Ben de güvenliğimi maksimum şekilde kullanıp Bandırma'ya ulaşmaya çalışacağım. Yani herhalde bir 1,5 saat falan çok rahat sürer. Yani şu anda bu gece yolculuğu bittiği an benim için tur bitmiştir.
Çünkü çok uzun sürecek. Yani 13 saat falan bir gece yolculuğu var. Buna yolculuk diyorsak bilmiyorum ama ben şimdi yine yüzümü maskeyle kapatacağım. Çünkü epey soğuk. 310 kilometre oldu. Saat 7.17. Ortam çok güzel. Evet, 23 kilometre kaldı bandırmaya. Issız ve sessiz şekilde pedallamaya devam ediyorum. Saat 7.24. 314 kilometre oldu. Benzin istasyonuna girdim. Eldivenlerimi değiştireceğim. Çünkü 1 derece hava. Yine eksileri falan hissediyor parmak uçlarım. Epey üşüdü. Şimdi eldivenlerimi değiştireceğim. Daha kalın eldiven aldım bu sefer yanıma. Yani durumlar böyle. Bir lavaboya girelim, devam ederim. Koyalım. Alt yağmurluk. Bunlar lazım olabilir. Epey soğuk. Bunları öne koyacağım. Eldivenlerimizi giydik. Pedallamaya devam. 325 kilometre oldu. Bandırmaya geldim. Şimdi Tübi Hanım'a bir haber verelim. Merak etmiş. Sevgilerimiz. Burada bir şeyler de yemem lazım. Çünkü Biga'ya kadar yine durmak yok. Ne Biga'sı? Çağırlar. Şimdi üşüyorum. Böyle yapalım. Bu da şarj olsun. Ne olur ne olmaz. Şimdi bayağı bir gece yolculuğu yapacağız. Ben şimdi hazırlanayım. Çıkalım. Oo, sağlam bir üşüme geldi. Rampa çıksa da ısınsak. Evet, 333 kilometre. Işığım hem şarj oluyor hem de ondan faydalanabiliyorum. Bu önemli bir özellik. Bandırmadan uzaklaşıyorum. Bandırmanın çıkışında 1.7'lik bir rampayla bandırmaya elveda dedik. Şimdi sağ taraf Edincik diyor. Yine bir rampa var. Çıkmamız gereken 31 rampadan 15.si. Marmara Denizi'nin etrafındaki rotada 31 tane rampa tespit etmiş Garmin'ciğimiz. Bunun 15.sini çıkıyorum. 460 metre kaldı. Sağ taraf Edincik. Pedallar Biga'ya doğru döner. Normalde zaman planlamamda 9.30'tu bandırma. Ama ben 8.30'da geldim. 1 saat bir fark var. Olumlu yönde bu. Çok güzel. Yani devam. Pedallamaya devam. Bu güzel bir şey. Çardağ kadar durmam herhalde. Zaten karşıya geçerken 1 saat 10 dakika falan sürüyor. O mecburi artık. Yani mecburen mola olacak. O yoksa kendimi iyi hissediyorum. Bir problem yok. Yani küçük durmaların dışında ana bir mola olmadı ama zaten hava soğuk. Uzun mola kesinlikle iyi gelmez. 148 metre kalmış rampamızın bitmesine. 123-119. Sert bir rampa değil. Sarı kategorisinde. Evet. Şimdi inişler var. Emniyet şeridinde de taşlar falan var. Böyle çok dikkat etmek gerekiyor. Ben şimdi ineyim. Evet. Eti brownie candır. Bunu yiyip devam edeceğim. 350 kilometre oldu. Saat 9.20. Bezirci köyündeyim. Yani dış yolunda. Zifiriyim bir yerlerde. 360 kilometre oldu. Saat 9.42. Su içerken takamadım. Bir de yokuş aşağı. He. Matara kaçacak. İn, tekrar çık falan. Saçma sapan şeyler olacak. 364 kilometre oldu. Saat 10. Biga'ya doğru pedallar döner. Şu karşıya bir geçsem var ya, harika olacak ya. Tamamen ona odakladım kendimi. Hızlı da inilmiyor ki. Donuyorsun vallahi. Oo, dondum ya. Biga 34. Of.
Ya bu Biga Miga, Gönen buralara bayılıyorum ya. Balya, Çanakkale, Küçükkuyu. Çok güzel yerler ya. 367 kilometre. O kadar. Nerede olduğumu bilmiyorum. Evet. Küçük bir mola. Daha doğrusu mecburi. Kameraya bir şeyler anlatıyordum. Kendi kendime konuşuyormuşum. Piller bitmiş. Pilleri değiştirdim. Arka ışık zayıfladı. Arka ışığı da şarja taktım. Yani durumlar böyle. Hava bayağı soğuk. Üstüme bir şeyler giyeceğim. Buz gibi oldu her yerim. 80 kilometre falan kaldı çardağa. Yani gemide ısınırım diye düşünüyorum. Montu giymenin zamanı geldi. Epey üşüdüm yani. Bayağı soğuk. İnşallah bu toparlar. Alt yağmurlu da giyeceğim. Ah, bayağı soğuk. Biraz olsun ısındım. Var ya, alt yağmurluk çok iyi ya. Fena işe yarıyor. Bunlarla bu soğukta uğraşmak var ya, ne diyeyim bilmiyorum yani. Tamamdır. Evet, şimdi yola çıkabiliriz. Biga'ya geldim. Epey soğuktu. Önümü de kapattım. Bayağıdır bir şey çekmedim. Şimdi önümde 50 kilometre var. Bu 50 kilometre bittikten sonra karşıya geçeceğim. Gemide bir saat dinlenme şansım var. Durumlar böyle. Pedallamaya devam. Oh, uykum da geldi bayağı bir. Şartlar çok zor. Hiç kolay bir tur değil. 400 kilometre oldu. Daha da geriye bir dünya yol var. Burası sıcak, biraz ısınayım. Güzel geliyor buraya. Gideceğim abi. Zaten dediğin yerlere kadar kendimi kötü hissedersem oralarda dururum zaten, mola veririm. Şimdi Gelibolu'ya geçeceğim. Oradan da İstanbul'a geri döneceğim. Alıyorum ben diğer poşeti. Hadi kolay gelsin abi, sağ ol. Evet. Bir küçük kendimizi toparladık. Çok sert, 50 kilometre geçecek. Kepi değiştirme zamanı gelmiş. Bayağı ıslak. Hava fena soğuk. Kaç derece hava ya? 4 derece. Fena. Ter içindeyim. Yedek bir tane poğaça aldım. Şimdi önümü kapatacağım. Çünkü bayağı soğuk. İçim terlediği için önüm açık bırakamıyorum. İstediğim zaman da bir şey çekemeyeceğim. Çardağa bir 50 kilometre kaldı. Yani bayağı zor geçecek bu 50 kilometre. Sonra bir saat mola gemiyle karşıya geçerken durumlar böyle. Şimdi rampalar falan da var. Bakalım, pedallayalım. Göztepe'den merhaba. 414 kilometre oldu. Saat 1. Çardağ'a ulaşmaya çalışıyorum. Bayağı uykum geldi. Hava sıcak olsa yani bir köşeye çekilir yatarım ben, o derece. Çok fazla da bir şey çekemiyorum. Bayağı yoruldum. Devam. Yani ışığı takip etmek karanlık epey yoruyor. Öyle böyle değil. Zaten evde de antrenman yapmaya çalıştığım için genel olarak hep yorgun oluyorum. O yüzden bu uzun sürüşlere de yorgun çıkıyorum. Haliyle canımı okuyor. Evet. Devam edelim bakalım. Balık Çeşme'ye geldik.
418 kilometre. Yollarda ışıkların olması harika. Yani bir değişiklik oluyor. Zorlu saatler. Oh. 427 kilometre oldu. Bayağı ıssız yerlerden geçtik. Bir tane köpek saldırdı. Soldan sağa. Nasıl koşuyor? Ya arkadaş. Saat olmuş bilmem kaç. Çok iyi. Saat 1.52, 430 kilometre. Çardağ'a doğru devam. Şimdi ben önümü bir kapatayım. Dondum yine. Güreci altına geldim. 437 kilometre. Çardak ortalıklarda yok. Yine Biga Çardak arasındaki dağ yollarından gece gece geçtik. Bayağı ıssızdı. Sürmeye devam. 18 kilometre kaldı. Of of. 440 kilometre Bozkent'teyiz. Güzel bir rampa var. 5 derece hava. Saat 2.20. Pedallamaya devam. Sapıklık bu. Başka bir şey değil yani. Küçük bir mola. SD kartı değiştireyim. İyi akşamlar. Üşüyorum abi. Soğuk abi hava. Bayağı soğuk hem de. Yok yok. İçimde var bayağı bir şey. Soğuk abi. Ne yazık ki soğuk. Merhaba. 17 kilometre falan kaldı herhalde. Çarda mı? Çarda 14 kilometre. 14. Karşıya mı geçeceksin? Evet abi. İstanbul'dan geliyorum abi. Bisikletle İstanbul'dan geleceksin. Ne zaman aynen çıktın? Cumartesi sabah çıktım. Akala 7'de. Sürekli geliyorum abi işte. Yani bir gün dolmadan geldim buraya işte. İyi gelmişim o zaman. İyi geldim evet. Bayağı molasız geldim. Böyle benzin istasyonlarında küçük küçük duruyorum. Bir şeyler yiyorum, devam ediyorum. Yanında şimdi, bir arkadaşım olsa biraz daha iyi olur da. Ya işte abi kafa dengi insan bulmak falan kondisyon bakımından. Ya bu soğukta falan herkes çıkmıyor. Çıksa kondisyon. Can sıkılıyor. Ya yapacak bir şey yok abi. Çardak'ta çorba falan var mı, çorbacılar falan? Bu saatte bulamaz. Bulamayız. Gelibolu'da var mıdır peki? Gelibolu'da vardır. Gelibolu'da vardır. Tamam o zaman okey. Gelibolu'da sabahları açık yerler var. Tamam. Aşağıda terör. İstanbul'a geri döneceğim karşıya geçip. Oradan Tekirdağ. Yani Şarköy, Uçmakdere, Tekirdağ. Oradan Tekirdağ. Marmara, Silivri. Aynen öyle abi. Bu girdiğim 5000. Opet. Perişan haldeyiz ya. Şu hale bak ya. Böyle pislik mi sürdür ya. 14 kilometre kaldı. Sürmeye devam. Haydi görüşürüz. Adatepe bitti. 450 kilometre oldu. Ama hala Çardak'a gelemedik. Ne Çardak'mış arkadaş ya. Burada ben ya Çardak'tan Bandırma'ya doğru biz pedalladık. Ben rampaları az çok biliyorum. Sadece sonunda emin olamadım. Benzinciye sordum. Dedi ki benzincide. Sadece 3 kilometre rampa var toplamda. Ya bir şey söylemiyorum yani. Neler çıktım belli değil. Çoğunu da zaten karanlık diye anlamıyorum. Pedallamaya devam. 5 kilometre kaldı Çardak'a. Ve Çardak. Vay be. Sonunda gelebildik. Işıkların olması çok güzel ya. Gelibolu. Artık farklı bir şeyler yemem gerekiyor. Poğaça sandviçle buraya kadar geldim. Şaka gibi ya. Günaydın abi. Günaydın. Merhaba. Kaçta kalkacak abicim? 20 dakika falan oldu. Tamam. Ne kadar? Siz devam edin. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Eyvallah. Günaydın abi. Günaydın.
Ve karşıya geçiyoruz sonunda. Çardak'tayım. Feribota bindim. 20 dakika sonra kalkacağını söyledi. Yukarıya geçeceğim şimdi biraz. Belki uyurum. Kendimi toparlamam lazım. Üstümdekileri kurutmam da gerekiyor. Gelibolu inşallah bir yerler açıktır. Biraz kestirmem gerekiyor. Uykum geliyor. Bayağı yoruldum. Öyle böyle değil. Yani zor bir tur ya. Şimdi yukarıya çıkalım bakalım. Selamünaleyküm abi.